Yediniz mi işin havasında gerçekten de iç sesinle geziyormuş gibi oldu mu yani çekerken? Ben 10 yıldır iç sesimle geziyorum. 10 yıldır bu adamla beraberim abi. Mukayyet mi olur ya sana yani? Gerçekten günlük hayatında da mukayyet olur mu? Hani sen biraz tabii daha... benden biraz büyük olduğu için ara ara abilik yaptığı olur. Evet. Eskişehir'i görmek isteyenler, Eskişehir'in o güzelliklerini görmek de film çünkü biraz... Eskişehir'de çekildi, biraz Datça'da çekildi, başka? İstanbul. Eskişehir, İstanbul'da Datça, İstanbul. Çekildi. Nasıl film oldu onun dışında? Aslı Tandoğan'la Seda Güven de var, onları Aslı söyleyeyim. Aslı Tandoğan, Seda Güven, Erşan Utku Ölmez. Vallahi abi benim çok içime sindi. Ben soran herkese şunu söylüyorum. Arkadaşlarımdan mesela soran olursa, onlara hani yalan söylenmiyor. Evet. Ya ne bileyim ben gitsem filme, yani izleyici olarak gitsem, içinde bulunmayan biri olarak gitsem, ya gidin ne tatlı film derim. Kendi aranızda da bunu böyle konuşuyor musunuz? Tabii söylüyorum. Allah Allah. Bir çift film oldu filan diyoruz yani. Hani kendi kendimize de gömüyoruz. Yapıyoruz. Ha gömüyorsunuz. Evet, tabii, yani. Tabii, kesinlikle. Tabii, zaten tabii. Onu yapmasak. Çünkü aslında bu koltuğa oturduktan sonra herkes kendi işi için çok içime sindi. Çok güzel. Bence harika falan filan ama hani bunu real duymak da lazım. Yani. Onun için söylüyorum. Zaten onu söylemezsek abi olmuyor. Öbür türlü bir kasıntı oluyorsun. Her şeyi kendi işinle ilgili iyi 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 demek zorunda kalıyorsun. Doğru. Değilse değil. Çünkü sektörde bazen kontrol edemiyorsun. İyi şeyde yapamayabilirsin. Olabilir. Abi şu anda anlattığın şeyler de senin iç sesin olmalı. Zaten. Yani iç sesin kadar bence içten olabilmelisin. Evet, çünkü aslında iç ses dediğin o kadar acayip bir şey ki insanlar birbirleriyle tanıştıkları zaman hatta birbirlerine şey diyorlar bir süre sonra. Ne kadar içten misin? İçten olmak çünkü bir meziyet. Evet. Yani iç sesini dinliyor olabilmek artık bir iltifat yani bir meziyet olduğu için dinler misiniz? İç ses. Ya da aslında filmdeki adam dinleyince iç sesini nikah masasından ayrılıyor. Başına neler geliyor? İç sesini dinlemek adama... Bir huzur mu getiriyor yoksa belaya mı sokuyor başını? Yok huzur getiriyor. Zaten Mansur filmdeki Mansur Latif'in hayatını yoluna koyması itibariyle filme dahil oluyor. İç sesi oluyor. Eğer müdahale etmese evlenecek. Hiç istemediği biriyle aşık olmadan sırf hayır diyemediği için evlenecek neredeyse. O hayır dedirtiyor ve ondan sonra zaten aslında filmin gerçek macerası başlıyor. Aslında çok da adam olmayan Latif'i çok kaba tabirle söylüyorum. Evet. Adam etmeyi beceriyor Mansur iç sesi. Evet yani gittiğiniz zaman en azından bir iç sesin size neler yani kendi iç sesinizle yüzleşmek istiyorsanız filmi bir kere görmekte fayda. Dinler misin iç sesini Merve? Her zaman. Ha? Her zaman. Bu işi güvenirim. Bu işi yaparken de dinledin mi? Hep yani dinledim. Şu parçayla çıkayım olmadı bu parçayla çıkayım. Hı-hı. İç sesin sana neler söyledi? Nasıl ben buraya insanlara getirsin? Güvenmeyi çok seviyorum Beyaz. Yani Erdem bu konuda çok profesyonel ve mükemmeliyetçi bir adam olduğu için bir de benim hani... Böyle bir beklentim yoktu. Albüm yapayım, şarkılar patlasın. Biliyorsun proje bir duman, projeyi kehlal etti. Bir dakika, böyle bir beklentin yoktu. Hayır, yani yoktu. Albüm tutsun, parçalar patlasın diye. Albüm yapmak gibi bir beklentim yoktu benim. Yoktu. Kim yaptırdı, niye yaptın? Yani şöyle, öyle hani o hayalin uğruna çok koşturmadım, koşuşturmadım. Vokal yapıyordum zaten. Ama sonrasında yine bir vokal yaparken Erdem Kınay beni görüyor ve demolarımı okur musun diyor ve sonrasında iç sesime güvenerek o adama güvenmem gerektiğini düşünerek abi yapalım tabii falan. Sonrasında işte Duman helal ettim. Kimlere vokal yaptın bugüne kadar? Sevgili Demet Akalın, Bengü, Ebru Gündeş, Mine Koşan, Selda Bağcan aklıma gelmeyen daha bir sürü isim var. Selda Bağcan, evet. Mine Koşan, evet. Demet, Bengü. Bengü, Ebru Gündeş, Özcan Deniz. Sen kaç yaşındasın? 88'liyim ben. Çok erken başladım çalışmaya. 13 yaşında falandım ama Bülent abinin kardeşi Emre benim sınıf arkadaşımdı. Çok enteresan bir hikayemiz var Merve'yle. Evet. Ama ben şu anda dinleyeceğiz demedim ki böyle bir şey. Yani böyle bir şey. Allah. Abi anlatma. Tamam benim Beyaz abiyle de enteresan hikayem var. Bunları da anlamıyorum. Kendi aralarında enteresan bir hikayem var. Dur anlatayım. Bu arada kasık kadar oturuyor mu? Değil mi? Hani estağfurullah. Şey, anlat anlat. Ne enteresan bir hikayeniz var? Geçen yaz... Veya anlatma ya. Boş ver valla. Hani bir an geldi. Değil mi? Bir geldi bir gitti. Bana da geldi gitti yani. Şaka yapıyorum şaka. Vallahi şaka yapıyorum. Anlatma. Evet. Anlat bakalım ne kadar enteresanmış. Hadi ya, enteresan. Hadi bakalım. Hiçbir şey kalmadı ki zaten abi. Seyirci bekliyor. Biraz hadi. Önce onu konuştuk Şahin'le içeride. Fıkrasına gülünmeyen adam evet, mı olacaksın? Fıkrasına gülünmeyen adam olmayalım içeride. Abi, şimdi olabilirsin. Top sende. Hadi bakalım. Attık topu sana. Sen de İnşallah zıpladın. Enteresan bir hikaye. Buyur bakalım. Enteresan mı değil mi? Hadi bakalım şimdi. Geçen yaz bir gece kulübündeyim. Hiç enteresan değil bence. Hiç değil yani bence. Geçen yaz bir gece kulübündesin. Evet. Hep de giderim gece kulübüne. Kızım biri oradan böyle bana bakıyor. Hep bakarlar. Aynı gece kulübünde. Aynı gece kulübünde. Bülent abi beni bitirmeden.
Anladım. Yok yok hiç bitirmeyeceğim. Tamam, okay. Seni ben böyle yücelteceğim. Nasıl pis bir hikayesin. Herkes birbirine beni bitirmeden anlat gösterir. Kardeşim, hayır, kızım biri bir şey bana bakıyor. Anlatmayı... O bakan kız benimdir muhtemelen. Bülent abi beni tanıyacak mı diye. Çok masumsun ama hikayede. Problem yok. Bakıyor sürekli ya, bir bakıyor bakıyor. Arkadaşıma sordum. Bu kız kim dedim ya, bana bakıyor sürekli. Merve Özbey dedi. Kusura bakma, bilmiyordum. Yani senin olduğunu biliyorum. Sen tanımıyor evet, muydun abi. O zaman Merve Özbey'i? Çok iyi tanıyormuşum. Öyle bir durum var abi. İşte enteresan kısmı o. Neyse, aradan bir yarım saat, bir saat geçti. Hep bakıyor ama. Dışarı çıktım. Sen niye bakıyorsun o sırada? Bülent abi beni tanısın. Emre okul arkadaşım ya. Bir merhaba diyeyim. Ayıp olmasın. Gördü de görmemezlikten geldi demesinler. Ya. Benim kardeşim de okul arkadaşım. Bülent abi nasılsın deyince abi, sana da böyle abi dediğin gibi. Abi sen buyurun falan yaptım. Abi ben Merve falan. Merve o sen. Ama tanımadın. Benim kardeşim okul arkadaşı. Ondan sonra baban nasıl, annem nasıl, Sadiye anne nasıl falan filan diye bizim muhabbet oradan, o bana bakmadan oraya geldi. He, öyle bakıyorsun yüzüme. Soralım, enteresan mıydı? Anlatılması olur muydu? Anlatıldı, bir şey kazandık mı? Allah kahretmesin seni de, hikayeni de. Yazıklar olsun. 10 dakikamı yedik. Şöyle bir sorsam ne enteresan hikayeler. Hikayenin de enteresanlığı. Bana bakıyor, tanıyor. Baktım tanımışım. ama birisini bitirmeden de bu program olmaz. Bu güzelim kızını bitireyim. Onu konuştuk biraz önce. Hangimizi bitirecek acaba diye. Şu anda sana çalışıyorum kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.